Meltem 2 projesi kapsamında üretilerek 2014'te Deniz Kuvvetleri bünyesine katılan deniz karakol uçakları, Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'den Libya açıklarına pek çok bölgede görev yapıyor. P-235 uçakları, deniz karakol, keşif, izleme, elektronik harp gibi faaliyetlerinin yanı sıra denizaltı savunma harbindeki meziyetleriyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne büyük katkılar sağlıyor. Mavi Vatan'ın Yılmaz bekçileri tatbikatlarını %100 başarıyla tamamladı. Türk savunma sanayisinde Meltem 2 projesi kapsamında üretilen P-235 deniz karakol uçakları, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından, NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor. NATO'nun İtalya'nın Sicilya adası açıklarında, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Kanada ve ABD'den oluşan 9 müttefik ülkenin katılımıyla, denizaltı savunma harbine yönelik 24 Şubat'ta başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona eren Dynamic Manta 2020 tatbikatında, Türk Silahlı Kuvvetleri, 3'ü ana katılımcı ve 1'i misafir katılımcı olmak üzere 4 unsurla güçlü şekilde varlık gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TCG Salih Reis Firkateyni, Preveze sınıfı denizaltılarından, TCG 18 Mart bir deniz karakol uçağına, P-235 ek olarak Gabya sınıfı TCG Gaziantep Firkateyni ile katıldı. Tatbikat boyunca planlı tüm sortilerini icra ederek, Dynamic Manta 2020'deki görevlerini %100 başarıyla tamamlayan, Deniz Hava Komutanlığı'na bağlı TCB 655 numaralı deniz karakol uçağı da, tatbikat sırasında içinden görüntülendi. Tatbikat kapsamındaki tüm görevlerini başarıyla yerine getiren, Türk Deniz Hava Subayları, deniz karakol uçaklarının deniz havacılığın değişmez unsuru olduğunu belirtti. Radar, sonoboy gibi ekipmanlar sayesinde, her türlü görevi icra edebilen subaylar, gerektiğinde arama kurtarma görevlerinde de yer alıyor. Kendilerini, Mavi Vatan'ın Yılmaz bekçileri ve iki mavinin çelik kanatları olarak tanımlayan Türk Deniz Havacıları, her türlü görevi yer ve zaman ayırt etmeksizin icra etmek için hazır bekliyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde 6 adet bulunan deniz karakol uçakları, bugün Doğu Akdeniz, Ege başta olmak üzere, Türkiye'nin Mavi Vatan olarak tanımladığı kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda, havadan gözlem, elektronik harp ve denizaltı savunma harbindeki yetenekleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik unsuru olarak görev yapıyor. Açıklamalarıyla röportaja son verdi.